Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin özellikle içeride sistemin maruz kaldığı zorluklar, erken seçim ihtimali, muhtemel ittifaklar, uyum yasaları ve sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu çerçevede dış politika konularına da değinmiş olduk. Türkiye'nin özellikle Rusya ve ABD ve AB ile ilişkileri konusunu geniş kapsamlı bir şekilde ele almış olduk. Evet, ittifaklara dair özellikle AKP ve MHP'nin açıklamış olduğu ittifak ve Büyük Birlik Partisi Başkanı'nın da keza benzer şekilde açıklamaları olmuştu. Bu konuları sordu Sayın Büyükelçiler. Biz de bunları yakından izlediğimizi, zaten bu ittifak sürecinin 16 Nisan referandumunda bir şekilde cereyan ettiğini bildiğimizi, aslında Türkiye'de ittifakın iki kesim arasında olduğunu, olabileceğini, bunlar otokrasiyi savunanlar ile demokrasiyi savunanlar arasında bir ittifakın olacağını, otokrasiyi savunanların, tek adam rejimini savunanların kendi aralarında uyum sağlayabileceğini, ama demokrasi bileşenlerinin ve güçlerinin giderek sayısının artacağını, çoğalacağını ve Türkiye'nin otokrasiye ve tek adam rejimine teslim olmayacağını biz belirttik. Sayın Genel Başkanımız bunlara vurgu yaptı. Bugün İdlib'de ne oluyor? Nedir İdlib'de olan? İdlib'de olan şudur. İdlib'e Halep'ten kaçıp gelen cihatçı radikal gruplar geldi o bölgeye. Ve çatışmazlık anlaşmasıyla Türkiye İdlib'de bu grupları hamiliğine soyundu. Yani garantör ülke. Kimi garanti ediyoruz biz? 20-25 bin elinde silah olan grupları garanti ediyoruz. Şimdi biz bu İdlib'i alıp ne yapacağız? Yani Halep'te yenildiler. Şimdi İdlib'e doluştular. Bu sistemde bunların bir geleceği de yok. Türkiye bir taraftan bunların hamiliğini yapmak istiyor. Uluslararası toplumda yarın Türkiye'yi terörü himaye ediyor şeklinde değerlendirecek ve böyle takdim etmeye çalışacaktır. Bizim Suriye politikasında bir yanlışla yüzleştiğimizi artık kabul etmemiz lazım. O da nedir? Şimdi arazide hükümet Esad'ı istemiyor. Esad'la masaya oturmak istemiyor. Esad'dan nefret ediyor ama Esad'ı seven, Esad'ı masada görmek isteyen ve Esad'la bir çözümü düşünen Rusya ve İran'la hareket ediyor. Bu bir çelişkidir. Halep'te de aynı şey oldu. Bakınız, Halep'te tahliye olduğunda sanki büyük bir başarıymış gibi takdim edildi. Halep'te ne oldu? Halep'te AKP'nin desteklediği radikal unsurlar orada yenildiler. Şimdi aynı şey İdlib'de tekrarlanıyor. Bizim bir an önce Suriye'de siyasi çözüme, toprak bütünlüğüne, Suriye'nin egemenliğine vurgu yapan bir yöne gitmemiz lazım. Suriye konusuydu. Kendisine şunu söyledik. Yani ABD ile ilişkilerde model ortaktık, şimdi düşmanız. AB'ye girecektik, şimdi ayrışıyoruz. Rusya ile ters bir noktadayız. İsrail ile olanlar ortada. Barzani konusu keza öyle oldu. Yani AKP ne dediyse tersini yaptı. Ne yaptıysa da tersini söylemeye başladı. İdlib'de de olan bu. Bu grupları niye destekliyorsunuz? Bunların bir geleceği yok. Türkiye'yi neden İdlib'de böyle bir çuvala sokuyorsunuz bu radikal gruplarla? Sinirlendi. Hakaretler etti. Hakaret edince de cevabını verdik. Bize kimse hakaret edemez. Hakkı da yok, haddi de yok. Biz her zaman devlet adabıyla büyüdük geldik. Buralara kimsenin yardımıyla gelmedik. Buralara, bu makamlara alnımızın teriyle, yüzümüzün akıyla geldik. Hiç kimse gibi şakşakçılık yaparak gelmedik biz. Gelmediğimiz için bu makamlarda özgüvenle duruyoruz. Ve varsa bir hatamız da millete karşı sorumluyuz. Biz birilerinin yaltakçılığını yapmıyoruz. Birilerine yağ çekmiyoruz. Biz Musul'da 101 gün esaret yaşamışız bu vatan için, bu ülke için. Eşimiz, ailemiz perişan olmuş. O dönemde ilgili de kimseden bir takdir de beklememişiz. Şimdi gelip birileri konuşursa onlara 1.000 tane sözümüz vardır. Ve her zaman da olacaktır. Herkes haddini bilecek. Evet.